Ne oldu ya? Şey, ya burun buruna geldik Makbule ablayla koridorda bir an boş bulundu ne oldu diye. Olur hadi. Ya Yaprak, o Yaprak kıyafet balosuna gidiyor. Biz de hazırlandı gidiyor. Yok bir şey, sakin ol. Ya Yaprak mıydı? Tabii canım, kıyafet balosu. Gerçekten çok korkunç olmuş ya. Değil mi? Yapsana, yapsana. Kocamı gördünüz mü? Kocamı kaybettim. Nerede? Fenaymış be. Abi bu çok güzel, biliyor musun? Belki Burhan'a inme iner ve sonsuza kadar kurtuluruz ondan. Yalnız elimizi çabuk tutalım. Yarın 29 Ekim balosunda şarkı söyleyeceğim. Sesimi üşütmemem lazım. İşte, tamam. Herif orada uyuyor. Çık şu tabureye, camı tıkla. Tamam mı? Bir dakika, sis makinesini aç önce ya. Ha tamam. Sen de bunu al. Öyle saçlarını havaya uçur, tamam, tamam mı? Hadi. Ama sisi dağıtmadan yapacağım. Tamam, tamam. Çıkayım mı tabureye? Çık, çık hadi. Çok ağır. Kendi horlama sesinden duymuyordur. Ne yapsak? Ben gideyim içeride biraz gürültü yapayım. Uykusu hafiflesin. Ne bileyim, camı falan da açarım. Ben çok üşüdüm artık ya. Tamam, ben sana şal getiriyorum yukarıda. Ver şunu, ver. Yaprak. Bak ne oldu, vazgeçme, hayatım sana bağlı. Ya tamam, hadi çabuk. Efendim Fatoş. Yok, daha bir şey olmadı. Ya tıklıyoruz tıklıyoruz cama, uyanmıyor ki salak. İyi akşamlar. İyi akşamlar Sabit Efendi. Dilber Hanım'ın domates fideleriyle ilgili bilgi topluyorum da. Aa, iyi akşamlar teyzeciğim. Allah! Ay şey, Cem'i gördünüz mü? Allah, sen bilirsin. Ya Cem'i bekliyorum, ortalarda yok. Siz gördünüz mü? Dilber Hanım. Anne. Dilber Hanım. Dilber Hanım. İyi misiniz? Kızım. Dilber Hanım. Allah. Aklıma mukayyet oluyorum. Ah, hortlak. Hayır, hayır, hayır. Hortlak değil, hortlak değil. Arkadaşımız. Allah rahmet eylesin kızım. Arkadaşınızdan zaman öldü. Ölmedi, ölmedi. O şey, kıyafet balosu için şey etti. Ha. Aa, tıkandım. Aa, tıkandım. Oo, bu sefer harbiden tıkandı yalnız. Ay teyzeciğim, iyi misiniz? Aa, geçsin bu. Ya geçsin. Geçsin kızım. Ya kızım, geç şu kadının başından ya. Geçsin. Geçsin kızım. Kızım, geçsin. Domatesler teker teker yok oluyormuş.
10 küçük zenci gibi mi? Efendim? Ya neyse Sabit Efendi, sonuçta ben yemiyorum domatesleri. Acaba bir işim vardı, bir izin verseniz bana. Dilber Hanım'ın ricası. Daireleri dolaş dedi, o bakımdan. Dilber Hanım, hafif doğrulabilirseniz yukarı çıkarıp sizi yatıralım, oldu mu? Anahtarınız yanınızda mı? Sarıldı gitti yavrum. Sarıldı gitti yavrum. Bizim anahtar Cem'deydi. Çık Burhan'a seslen, pencereden versin sokak kapısının anahtarını. Kadın titriyor bayağı ya. Ya hay Allah ya, ay. Burhan Bey! Burhan Bey! Burhan Bey! Pişt! Şşt! Bakar mısınız? Bakar mısınız? O ne ya? Sorma, ben kocam hocam tanımıyorum. Git kız buradan. Kimsiniz? Defol git buradan. Gitmişsin ya senin kocan. Belki bahçeye de güvenlik kamerası koyarak daha iyi bir netice elde edebilirim. Kurtarın! Kurtarın o kıyı bir feylet bir okuyuşta bak. Ay iyi misiniz Burhan Bey? Nefes nefese geldiniz. Anlatmıyorsunuz da ne olduğunu. Anlatırsam işlerim 5 sene rast gitmez bak Bili. Niye? Yani ne bileyim, çok tuhaf şeyler yaşadım. Çok tuhaf. Aşağıda seni çok özledim Makbile. Yalnız kalmak çok zor bir konu. Yalnız kalmak istemiyorum özellikle geceleri. Bak şimdi ya. Abi ya. Kadir'im. Hayır hayır gitme gitme. Hayır gitme gitme. Gitme hiçbir yere gitme. Sensiz kalmak istemiyorum. Uyurken yalnız yatmak istemiyorum. Hatta ne bileyim tuvalete bile beraber gidelim istiyorum ben. Deli misiniz Burhan Bey ya? Ya özledim diyorum sana ya. Neden anlamıyorsun? Sensiz yapamıyorum diyorum. Korkuyorum yani. Ay neden korkuyorsunuz Burhan Bey? Seni kaybetmekten. O zaman şöyle yapalım. Evet. Beraber gidiyorum mutfağa. Çayları birlikte tazeleyelim. He, o zaman tamam. Mutfağa bir gideriz. Sonra buraya geliriz. Televizyonu açıyoruz. Fıkraları dinleriz. Anlatırız. Yüksek sesle hep gürültülü olsun. Gürültülü bir dünya olsun. Sessizlik çok zor bir konu. Tamam. Tamam. Hadi. Anadolu'dan kop gel düz git. Ankara'yı geç sana. Bursa'nın biraz yukarısı. Altın izade eden sonra köprünün hemen aşağısı.